Selamlar herkese. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz ekonomik durum giderek kötüleşiyor. İnsanlar önceden lüks restoranlara, orta seviye restoranlara gidebiliyordu. Ama gün geçtikçe daha da böyle ucuz restoranlara ya da kendi evlerinde yapmaya başladılar. Biz de düşündük taşındık. İstanbul'un en ucuz restoranları nerededir? Bunu araştırmaya karar verdik. Tabii ki akla böyle söylenince ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri gelecektir. Sosyal tesislerden daha da ucuz restoranlar var mı? Bunu araştırdım, bunu inceledim ve gerçekten İstanbul'da sosyal tesislerden daha ucuz restoranlar olduğunu gördüm. Ekonominin verdiği etkiyle daha ucuz yemek nasıl yenilir? Tabii merdiven altı olmayan bir yerde bulmak gerekiyordu bu konuda. Çok lafı da uzatmak istemiyorum. Hemen restorana geçelim, fiyatlara bakalım, yemeklere bakalım. Geldik yemeğimizin başına oturduk. Gerçekten fiyat performans olarak çok iyi bir yer. Yemekleri de iyi, gayet kaliteli. Daha çok esnaf lokantası diye geçiyor. Burada daha çok çalışanların, işçilerin, işte etrafta bulunan insanların geldiği bir yer. Üsküdar sahile yaklaşık 10 dakika, 10-15 dakika yürüme mesafesinde. Hemen yorumlarda size onları da bırakacağım. Bakalım deneyelim nasıl bir tadı varmış. YouTube. Aynen. Kendimden yani. Aynen, kendime çekiyorum. Çek bakalım. Sen ne kadar süredir burada çalışıyorsun? Ne kadar süredir? 8 oldu. 8. Memnun musun? Memnunum nasıl hayatım. Yani yaş kaç abi peki senin? Benim yaşım 65. 65. Emeklilik falan? Var var, hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Allah abi. Kendim hayatım. Aynen. İyi, güzel. Para işi değişiklik, insan için. Sen sevdiğin için yapıyorsun. Abi. Aşkıyım. Aşıksın. Tamam, teşekkür ettim. Kolay gelsin. Evet, çıktım şimdi restorandan. Üsküdar sahile geldim. Yemekleri gerçekten güzeldi. Bayağı köfte, menü, içerisinde pilav, çorba olan. Yani bir salata ya da ekstra cacık gibi alabileceğiniz böyle bir menü yapmışlar. Fiyatı 130 TL. Gerçekten İstanbul'da bulup bulabileceğiniz en ucuz restoranlardan bir tanesi. Kesinlikle denemenizi öneririm. Eğer Üsküdar'daysanız ya da Üsküdar'a yakınsanız deneyin. Tavsiye ederim. Yemek bitti. İşte etrafı çekerken, biraz sağa sola çekerken orada yaşlı bir amca var. Onunla biraz sohbet muhabbet ettim. Kendisini önce işletmeci sandım ben ama bayağı işine aşık, bu işi severek yapan kişiymiş. Geçerken böyle çok gürültülü geçiyorlar. O yüzden konuşmaya ara veriyorum. Bir de şunu fark ettim. Gelen kesimin birçoğu öğrenci, işte işçi olduğu için daha çok böyle bir çorba, işte bir salata ya da yanına ekmek gibi ürünler alıp öyle karınlarını doyuruyorlar. O da ülkenin geldiği biraz ekonomik krizin, ekonomik sorunun direkt aslında göstergesi, böyle yansıması oluyor. Hatta bir tanesine çekmeye çalıştım. Böyle çaktırmadan çekmeye çalıştım. Galiba önünde bir çorba, bir de salata vardı. Başka bir şey yoktu. Yani o 130 TL'yi bile verirken biraz zorlanıyor bence insanlar. Şimdi ise kent lokantasının önündeyiz. Burası Sultanahmet'te bulunan İBB'nin açtığı bir lokanta. Biliyorsunuz son dönemlerde bir hayli tartışmalı olmuştu burası. Fiyatları o kadar ucuz ki, yani 40 liraya burada yemek yiyebiliyorsunuz. Hatta İstanbul kartınız varsa 35 lira gibi bir fiyata yemek yiyebiliyorsunuz. Baya baya uygun. Uygun da demeyeceğim de, hatta insanlar arasında bedava diye adlandırılan böyle fiyat. Burası ortalama saat 3'e 4'e kadar yemek veriyor. Bazen 5'e kadar. Bölgedeki yoğunluğa göre değişiyor. Üsküdar'da, Sultanahmet'te var, Çapa'da var. Şehrin birçok noktasında var. Genelde öğle yemekleri yeniliyor. Öğle yemeklerinden sonra çok insan gelmiyor. 3-4 gibi kapanıyor zaten. Eğer yolunuz düşerse aşağıda Google Maps'te bulunan noktaları işaretleyeceğim. Adresleri de bırakacağım. Kendinize yakın olan, çevrenize yakın olan bir kent lokantası varsa oraya gelip rahatlıkla yiyebilirsiniz. Aynı zamanda buranın belediye denetimi altında olması da bir hayli önemli. Selamlar herkese. Şimdi ise Leziz Esnaf Lokantası'ndayız. Hadi hep beraber yemekleri deneyelim.
şimdi yemeğimizi yedik, değerlendirme yapmak gerekirse. Buranın yemekleri bir hayli lezzetli. Diğer restoranlara nazaran baktığınız zaman çok fazla çeşit var. Bununla birlikte fiyatları da bir hayli uygun. Yani bir çorbayı 15 lira gibi bir fiyata satabiliyorlar. Burası Ataköy Tavır'da bulunuyor. Tuvaletleri de bir hayli temiz. İsterseniz bu fiyatları siz daha da aşağı çekebilirsiniz. Yani ben 4 çeşit yemek aldım. Karışık türlü bir şey aldım. %60-%70'i etti. Totalde 230 TL tuttu. Normalde et yemeği ya da bu kadar parça ürün için bir hayli iyi demek. Ortamı, ambiyansı, atmosferi bir hayli iyi. Yani gayet iyi tasarlamışlar. İyi bir mimarla çalışmışlar. Orası belli. Ataköy gibi bir yerde böyle bir yer bulmak da gerçekten zordur. Çünkü burası biraz lüks bir yer. Diğer lokantalarla karşılaştıracak olursak, ilk gittiğim yer biraz daha böyle dediğim gibi işçi kesiminin, esnaf kesiminin, çevre kesiminin geldiği bir yer. Burası daha çok beyaz yakalara hitaben diyebileceğim bir yer. Bununla birlikte tabii kent lokantaları var İBB'nin, biliyorsunuz. Oranın fiyatlarıyla burayı karşılaştıramayız. Çünkü orası bir nevi aşevi gibi işlemekte. Değil mi? Özellikle öğrencilerin ve emeklerin bol bol uğradığı bir yer. Tabii ki gidilebilir, denilebilir ama çok fazla sıra bekliyorsunuz. Yemek porsiyonları biraz küçük gelebiliyor. Bu tarz sorunları var ama tabii ki 35-40 lira gibi ücret ödüyorsunuz. Daha önceleri, pandemi öncesinde böyle özel lokantalar vardı, yine esnaf lokantaları. Belki bazılarınız bilmeyebilir ama işte Balkan lokantası gibi, Aşikar lokantası gibi. Onlar o dönemler bir aile ucuzdu. Şu an fiyatları biraz daha yükselttiler. Yani aynı yemeği orada yemeye çalışsanız 350-400 lira gibi bir fiyata tekamül ediyor. Konsept olarak İstanbul'un en ucuz lokantaları, İstanbul'un en ucuz ve en iyi nerede yenebilir? Biraz bunları araştırdım, biraz bunları inceledim. Tabii benim görmediğim, bilmediğim de birçok restoran vardır aynı şekilde. Hepsine gün içerisinde gidip deneyemeyeceğim için aralarından en uygun olan hangisiyse onları seçtim ve öyle devam ettim. Lezzetli olmasının yanında ambiyans olarak da bayağı hoş bir tasarım var, hoş bir yeri var. Dışarıda bir et yemeği kalksanız zaten en kötü 400-500 lira gibi bir ücrete tekamül ediyor. Ama burada 3 parça, 4 parça alıp 200-250 bandında ödeyip çıkabiliyorsunuz. Bu da bayağı başarılı bir fiyat performansı diyebilirim. Lezzet olarak iyi, temizlik olarak da bir hayli iyi duruyor. Çünkü ustalara baktığınız zaman, giyimlerine baktığınız zaman, mutfaklarına baktığınız zaman burası insanların gözüne de kalbine de hitap eden bir esnaf lokantası. Şimdiye kadar gittiğim bütün restoranların adreslerini aşağıda bulunan bölümde ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Aynı şekilde Google Maps'ten de haritaları sizinle paylaşacağım. Aşağıda bulunan yorumlar bölümüne lütfen görüşlerinizi iletmeyi unutmayın. Sizin de daha iyi bildiğiniz restoranlar, daha ucuz bir restoranlar varsa mutlaka bizimle paylaşın. Alt bölüme de adres... Fena bir sinek bastırdı. İstanbul'un en ucuz restoranlarını bu hafta denedik, gördük. Bu bölümümüz bu kadardı. Programımız bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.